Merhabalar. Bugün ultrason eşliğinde transforaminal epidural enjeksiyon uygulaması gerçekleştireceğiz. Bunun için kullandığımız prop C29VN prop. Hastamızın ağrısı sağ tarafında, sağ bacağında L4-5'te fıtığı var. Sağ L4 ve L5 transforaminal epidural enjeksiyon yapacağız. Öncelikle sagittal planda gözlemliyoruz. L5-S1 disk mesafesi, L4-5 yukarı doğru çıkıyoruz. L5-S1 pozisyondayken interfaset aralığı geçiyoruz, gözlemlere geçiyoruz. Fasetler arası foramenleri izliyoruz. L5 ve L4 foramenini kolaylıkla görebiliyoruz. Sagittal planda gözlemliyoruz, yerini belirliyoruz. Daha sonra in-plane pozisyona geçiyoruz. In-plane pozisyonda iğne görünürlüğü daha iyi oluyor. Sonunda da scope ile kontrol yapmayı planlıyoruz. Orta hattı belirleyelim. Evet. Orta hattın tam ortasından bir kalemle çizgi çiziyorum. L5. Şimdi L4'ü tam ortalıyoruz. L4'ün tam ortasından bir çizgi çiziyoruz. Evet. Şimdi sterile geçelim. Görüntüde spinos proses, lamina ve transvers prosesi görüyoruz. Hafifçe yukarı alıyoruz. Evet, buradan foramen girişi görünüyor. Minik bir iğne geliyor. Uyuşturuyorum, korkmayın. Evet, biraz uyuşturduktan sonra spinal iğneyi yerleştiriyoruz. Ekranda gayet güzel görünüyor. Burası da L5. Önce sagittal planda bir görüyoruz. Ortalıyoruz. Out of plane bu şekilde de girebiliriz ama bu şekilde biraz daha dik pozisyonda girmek gerekiyor. Hafif çapraz girmek daha sağlıklı. Horizontal planı alıyoruz. Ve bu şekilde in plane pozisyonda girebiliyoruz. Minik bir iğne ile geliyor. Uyuşturuyorum. Tamam, korkmuyoruz. Ultrasonla girişimini yaptığımız hastamızın skop ile teyitini yapıyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi L4 tam 12'den vurmuşuz, tam yerinde. L5'te ise 1 santim falan kalmış. Onu da zaten hastanın çok az bir ağrı hissettiği için orada biraz mola verdik. Çok az ilerletiyorum. Ultrasonda, sadece ultrasonla giriş yaptığımız hastamıza scope ile teyit ettik. Hem L4 hem de L5 foramenlere girişim yaptık. Gördüğünüz gibi scope ile de L4'te, L5'te 4-4'lük girişim sağlamışız. Özellikle zayıf hastalarda sadece ultrasonla transforaminal enjeksiyonlarda da başarılı girişim yapılabilir. Yalnız ultrasonun, sadece ultrason kullanmanın şöyle bir negatif dezavantajı var. Kontrast maddeyle teyit edemiyoruz. Vasküler uptake'leri %100 teyit edemiyoruz. O açıdan hani ultrasonla girişim yapsak da scope ile teyit etmeyi tercih ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok başarılı geçti tedavin. İnşallah çok faydasını görürsün.